Galiba bu konu tarih boyunca en çok tartışılan konu. Doğuran mı, büyüten mi? Bana soruyorsan, yani kusura bakmayın Seyhan Hanım. Önce size sorayım. Doğuran mı, büyüten mi? Yani büyüten de ben kendi ellerimle evlatlık vermedim ki büyüten mi diyeyim. Büyüten, yani aklı başındaki her insan büyüten olduğunu söyler. Şimdi beni burada öyle bir duruma düşürdünüz ki ben çocuğu almışım, evlatlık vermişim. Hayır. Alın sizin olsun, gidin Jale Engin sizin çocuk olsun diye. Bak Seyhan Hanımcığım, ben şimdi reklam arasında da öğrendim. Sen zaten gittiğinde karakola bak, hiçbir elinde kimlik belgesi olmadığı halde. Karakola gittikten sonra karakol bu aileye de gelmiş. Şimdi burada diyorum ya, bir takım kurumları böyle laf kalabalığına getirip küçümsememesi lazım. Nasıl Faruk'unda geldiler hemen ailesine jandarma? Dedi ki kaçırıyor musun sen çocuğu? Gösterdi, dedi ki bakın velayeti benim üzerimde dedi. Şimdi benim hani çocuğum ben işteyken kimlik almışsa ben ne yapayım? Bak. Bir de velayetten evvel ben bunun anasıyım. İşte bu da nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Demesi lazım. Nüfus cüzdanı yok, bile yok abi. Şimdi senin nüfus cüzdanı olmamasına rağmen polis gitmiş ve araştırma yapmış. Sen eğer bundan ailenin hani diyorsun ya çocuğumu aldılar kaçırdılar. Evet kaçırdılar. Yıkarsın ortalığı. Bak yıkarsın yani diyorum çocuğum sana. Ya, senin hani kelimenin tam manasıyla söylüyorum. Yani ben hasta oldum zaten. Şimdi hasta olduk. Yıkarsın ortalığı. İnsan ölüme ne gezecek? Kadın bir gün açık bir gün kapalı geziyordu diyorlar. Hayatım. Ama ne zaman yıkarsın? Ne zaman yıkarsın? O an. Heh. O an. Yani bundan 6 sene evvel. Polis açıklar gidersin o mahalleye. Alırsın polisleri de yanına. Dersin ki bütün mahallede dersin ki ey ahali benim çocuğumu İftira kaçırdılar. Bak bizim millet çocuk söz konusu olduğu tam zaman bizim böyle bir içimiz böyle bir kalkıyor yani. 7'den 70'e herkes koşarak ilgilenir. Çocuğumu kaçırdılar derken ben gittim karakola zaten. Karakola gittim ben bağırıp çağırsam karakol bana diyor ki gelmiyor. Ne gelmiyor? Savcı kağıt getir diyor savcı. Ne zaman ne zaman? Savcı o zaman ta o zaman gittikleri nerede zaman. Nerede kağıdın karakola başvurma kağıdın? Benim evde hepsi. Nerede? Ha? Evde. Savcılıktan arayın. Sistem hangi karakola başvurdun? Savcı Bey'in ismini vereyim adını soyadını. Ne lütfen zaman arar mısınız? Ne zaman? Çantamda dosya numarası. Ne zaman? Bu 1,5 ay öncesini söylüyorsun. 1,5 ay öncesinden daha öncesi. Ne kadar öncesi? Bunlar kaçtığı zaman. Allah'ım. Nerede var mı elinde belge? Karakola gittim. Kartal karakola gittim. Tamam gitsin. Ne dedin? Gittim dedim ki benim gerçeği onlardan beklemiyorum dedim. Çok güvendim dedim. Onun için çocuğum bu saate kadar kaldı bu yaşına kadar. O da dedi ki başkomiserle görüşeyim. Başkomiserle görüştürdüler beni. İçeri geçtim görüştüm. Benim dedim çocuğumu kaçırdılar desem olmaz dedim. Ne elim ayağım dolaştı komiserim özür dilerim ne konuşacağımı bilmiyorum dedim. Beni bağışlayın. Çocuğum dedim orada yok. Telefon açıyorum telefonu değişmiş. O, sizin aklınıza ne gelir? 1 değil 5 değil. Ondan sonra bunun kayınvadesinin evini daha yeni öğrendim ama. Daha yeni. Yıllardır bunlar aynı bu yer. 6 yıl önce mi oldu bu? 6 yıl önce. 5 dakikada buldu bizi ya. İstesem buluyordun ya. 5 dakika önce bulamıyordum. Sen bir gün açıp bir gün kapalı gidiyorsun. Başlasaydın bana. Soyadını verdikten sonra polis sisteme giriyor ve buluyor. Bütün akrabalarına kadar yani. 5 dakikada buldu 5 dakikada. Bir gün açık, bir gün kapalı, bir gün açık, bir gün kapalı. Ya örtüyle ne alakası var şimdi? Ne alakası var bunun yani? Ama üzerine adres yok, niye kaçıyor? Sorar mısınız bir? Nereden kaçıyoruz ya? Bak Seyhancığım, nereye gitmişiz? Bunların yani eğitim sisteminde bir çocukları var şu an eğitim alan. Okula gidiyor, hani çocuğu kaçırıp okula göndermiyor falan değiller ki. Çocuğu başka yerde okuyor, paralı özel ders alıyor benim kızım. Canım şimdiki sistemde benim de oturduğum yerde değil çocuğum yani anlatabiliyor muyum? Öyle ya, değil ama yani. Var. Okul için adres almıyor diyorum kaçıyor. Kaçıyor kadın. Bunu da bulmuş getirmiş şimdi Birleşmiş Millet'e gösteriyorsun diye. Ya Birleşik Millet'e ne alakası eğer var şimdi sizin dediğiniz gibi bir durum olsa çok özür diliyorum. Yok gerçekten şu anda Jale Hanım ve Engin Bey hakkında yakalama kararı olurdu. Ve hadi Jale Hanım hiç evden dışarı çıkmıyor diyelim ama çocuğu... Okula gidiyorum. Çocuğundan anneyi bulurlar. Eşimin adı soyadı belli. Nikahlı karısı. Babasını bulmamış mı polis yani? Bulamadı işte. Bulamadı vallahi billahi ben de. Ya çocuk üstüne kayıttı. Savcı bile bana ne söyledi biliyor musunuz Müge Hanım? Yemin ediyorum ya adını soyadını vereyim dosya numaramı vereyim lütfen arayın. Tamam. Arayın dinleyin. Bana dedi ki nasıl dedi emniyet bir şey yapmıyor mu ya dedi. Aynen böyle. Ya savcı öyle dedim, diyemez emniyet bir şey yapmıyor. Emniyet savcının direktifiyle çalışır. Kağıt yazdı bana. Dedi ki şimdi sen bu kağıtlarla da git bakayım dedi. İkinci defaya gidiyorum. Tamam. Kağıtları al git dedi. Kağıtları aldım gittim. İsmini vereyim mi bayan polisin? Yani ne neyse yani. Gittim polise. Gittiğim bayan polise ben de gittim. Ne kadar zaman önce gittiğini biliyorum. Orada okudu. Ama 1,5 ay önce olmuş bunlar. İşte ya benim kendi evim var. Tamam. Eşimin kendi evi var. Bizim kaçma göçme durumumuz imkansız olamaz.
Annem belli, babam belli. Resmi nikahla evliyiz. Gerçekten doktora gidiyor, bu çocuk ağrıyor. Hasta oluyor, ben hasta oluyorum. Hadi bana çocuğa ismi değişik ulaşamadın. Eşimin adı soyadı belli. O zaman nikahın var mıydı senin? Bir ya gördün mü yarın nikah cüzdanlarını kaç gördü ya. Kaç senesinde nikah yaptın? Çıkar bakayım. Allah tamam, çıkar. Kaç ya. Senesinde yapmışsam? Belli. Sen ne iş yapıyorsun onu da söyle bakayım. Reklam, benim kaç eşim reklam işi yapıyor. Kim? Her yeri belli Uma. Adamın. Uma ne iş yapıyor? Ya benim eşimi gelsinler kontrol. Benim eşim alkol alan bir adam ya. Değil. Tamam, test yaptıralım onu. Alkolü test. Hadi öyle olduğunu varsayın. Siz buradaki bir adamlar. Kan testinde çıkar. Kan testinde çıkar. Alkolüyüm ya ben. Kan testi yapalım. Çıksın kalımda. Çıkar değil mi? Çıkmaz. Dövüyor ya beni. Sen kızını nasıl bırakacaksın? Çıkmasan olacak. Çakal. Çıkmasan olacak. Peki Seyhan Hanım. Sen sırtlasın be. Sırtlasın. Sırtlasın. Konuşma bile. Seyhan Hanımcığım. Şimdi sizin ya öyle şeyleri konuşmayın zaten. Bunlar çok çirkin şeyler. Ben kocamdan şeyler. Hiç dayak mayak da yemedim. Hiç öyle bir şey de demedim. Öyle ya olduğunu varsayalım. Sizin kocanızdan dayak yemeniz de şimdi kaç tane kadın kocasından dayak yiyor. Ne yazık ki bu onun iyi annelik yapamayacağı anlamına gelmez. O ayrı bir ama konu. Ama Müge Hanım bu şunu yansıtmaya çalışıyor. Bak şurada şunu çıkarıyor. Kötü karısını ya. Çok tabii dövüyordu. Alkol alıyordu. İşte çocuğuma da bunu yapar, güvenemiyorum bunlara diyor ya. Sen baştan nasıl güvenerek bıraktın? Bu adam böyleydi madem. Başta nasıl bıraktın? Baştan ya bu adam yıkıyordu, yıkıyordu altını bezliyordu. Sen söyledin sen. Abla, bunları sen bana söyledin. Seyhan abla resmi nikahımız benim yok. Benim kocam karıncayı incitmez. Kavga incitmez. Engin ben dedim hayır, yalan resmi konuşma. Nikahımız yok diye. Ben şunu da düzelteyim. Engin dedim bak, öyle bir çocuk sen değil. Sen de bilmiyorsun herhalde. Engin'i araştırırlar söylerler. Sen de bilmiyorsun herhalde. Hanımefendi ile beyefendi evlenmişler. Evet. Sonra boşanmışlar. Bir yıl ayrı kalmışlar. Evet. Bir yıl tekrar sonra da tekrar nikah yapmışlar. Yani nikahsız olup da bebekten sonra nikah yapmış değiller. Aynen. Aralarında o dönem bir sıkıntı yaşanmış. Yeah. Cale Hanım yine kayınvalidesiyle kayınpederiyle aynı kalıyordu. Binada kalmış. Aynen. Engin'i atmışlar anladığım kadarıyla. Evet. Engin'i artık ne İş yerinde kaldı bir süre. Sonra tekrar Engin eve geri dönmüş ve nikah kıymışlar. Yani senin nikah çocuğunla nikah evet. Kıymamışlar. Seyhan Hanımcığım bak şunu söylersen anlarım. Bir kere çocuğun soy bağını değiştirmek evet yanlış bir şeydir. Ben Cale Hanım'la Engin Bey'e de söyledim. Eğer siz o baktığınız çocuğa o zaman gitseydiniz çocuk esirgeme kurumuna sosyal hizmetlere. Durum böyle böyle. Biz bu çocuğa baktık. Bakıcı aile olarak kalmak istiyoruz deseydiniz. Buradan hani yol da göstermek adına söylüyorum. Sosyal hizmetler bu çocuğu sizde bırakırdı. Bir ya da iki sene gelirdi sizi gözlemlerdi. O gözlemleme sonucunda anneyi de bulamadıkları için... Bu çocuğu size resmen evlatlık verirlerdi. İşte düşünemedik. Evet. İşte yani, yani yapmanız gereken, izlemeniz gereken yok buydu. Gençlik düşünemedik. Şu anda Seyhan Hanımcığım sen cahildik. Desen ki Allah razı olsun. Ben de sıkıntılar yaşadım. Ben seni de anlıyorum. Kimse çocuğunu bırakmak istemez. Ben sıkıntılar yaşadım. Size geldim teslim ettim. Arada da başıma şu olaylar geldi. Burada anlatmak istemiyorum. Çocuğumu bir süre arayamadım. Siz de okul çağına gelmiş nüfus kağıdını çıkartmışsınız. Allah razı olsun ama onun kardeşleri var. Ben de annesiyim. Madem benim de çocuğum olduğunu ona söylemişsiniz. Teşekkür ederim. Söyledik biliyor. Bir görüşsek, kardeşleriyle görüşseler, aralarında bir bağ kursalar desen olay bu şekilde evlenmeyecek. Sen bana ya, o zaman bile ama, deseydin. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bir 11 yıl baktığım çocuğu 11 gün baktığım kediyi bile kimseye veremem yani. Bak verirlerse eğer şu an al çocuğunu deselerdi ben onların anne ve babalığından şüphe ederdim. Yok, buraya iki göz iki çeşme ağlayarak kesinlikle. Gelen bir kadın. Kesinlikle. Hani sen de ne yaptın buldumcukta doğurmadın. Almışlar bakmışlar bu yaşa getirmişler. Müge Hanım hiç köpeğini alır. Ben yalvardım mı bak diye ya. Bak Müge Hanım Seyhan içeride dedim, köpeğini çocuk bakmak alır. Niye karakola gitmemiş o zaman Müge Hanım? Ya bak az önce söyledi benim de çocuğuma annem baktı çalışırken her sabah. Evet. Yani o kadar zor bir şey ki onu giydir. Hazırla annene bırak. Akşam tekrar orada giyilsin, soyulsun, evine götür. Ben neden? Her verdim. Gece aynı evinde yatsın diye. Evet. Yani öyle çocuğu bırakıp gidilmez. Üç günlükken bıraktı ya. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bak Cale, insan olarak. Güzel sen bana gelseydin bak, gelseydin. Bak, bir dakika, paran yoktu değil şimdi mi? Ben şu bir dakika, bakacak durumun yoktu. Kötü durumlar geldi Müge Hanım'ın dediği gibi. Ya gelsen bana beni, deseydin ki durumun böyle. Güzel konuşun, dur bak bir şey söyle. Cale, durumun böyle. Bir dakika, bir söyleyeyim ben konuşayım. Cale, durumum yok, paran yok deseydin. Ben sana yardım bile ederdim, verirdim. Sen kaçtın. Ya bir susar mısın sen? Keşke bebekken alsaydın. Sen sus, konuşmayın. Ben konuşayım, ben susayım, sen konuş. İftira atmadan konuş. İftira atmadan. Benim kocama da bana iftira atma. İftira atma ne bu dünyada ne öbür dünyada. Allah korkusu varsa. Tamam benim kocama da bana iftira atmadan eğer sende Allah korkusu konuş. Varsa elini vicdanına koyacaksın sen de Allah onu söyleyeceksin. Korkusu olsa 11 sene sonra çıkmasın. Bu kadar millet şak 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 şak. Öyle.
göre yapıyor. Allah yapabilir. Saygı diyorum, o değil. Konu o değil. Bak buradaki seyirciler, sen... bak. Biz burada kimseyi alkışlatmıyoruz. Zaman zaman öyle konularda da ben kimseyi alkışlayın diye dönüp demiyorum. Bilge Hanım hatta herkesin... bazen hemen alkış yapmayın diyor, durun diyor. Hep izliyoruz. Ya durun durmayın diye söz konusu onu demek istemiyor. Herkes kendi içinden gelen bir davranış. Ya sen bu çocuğu nasıl kötülüyordun bana? Sen o çocuğu, ben kocamı hiçbir zaman kötülemedim. Sen bunu niye kötülüyordun ki ben? Bu kötüledim. Ya, bir dakika dur dinle. Ya neyi kötüledim? Neyi? Ya Allah. Tamam boşanırken kötülemiştir. Herkes kocası için bir şey söyler. O değil ki konumuz. Ya benim kocam nasıl bak kavga edersin akşam gelene kötülersin. Çocuğu. Sen bunları bırak. Sen de işte bunu kullanıyorsun. Sen çocuğunu nasıl bıraktın? Sen şimdi çocuk... Nasıl kimseye kendini merak ediyorsun? Niye neler söyledi sen çocuğunun derdine düştü çocuğunu. Niye nikah yaptı o zaman ben de tekrar? Senin hakkında niye neler söyledi bana? Ya niye çocuğunun derdine düştü? Benim kocam seni ilgilendirmeyecek. Sen çocukla ilgili konuş. Şu anda ne yapabiliriz? Çocukla ilgili konuş. Çocukla ilgili. Yani sen çocuğunla ilgili konuş. 5 yaşına kadar bak ne seviyor ne? Çocuğumu alacağım götüreceğim. Heh, o kadar. Götürürsün. Öyle dingonun ağrıdı burası. Öyle de bir götürürüm ki mahkemeye giderim. Kanun ne derse o olur. Benim kızım burada ekip gördü, konuştuk. Anneciğim beni bırakma, babacığım beni bırakmayın dedi. Birbirinize kenetlenin dedi. Benim peki hayatım sen hakime, sen hakime gittiğinde hakim sana demeyecek mi benim dediğim gibi? Seyhan Hanımcığım senin 11 yıldır aklın neredeydi demeyecek mi sana? 11 yıldır, 5 yıl, 6 yıldır görmüyorum ben çocuğumu. 5 yıldır altı yıldır. 5 yaşından beri nerede bunlar? Tamam, 6 yıldır altı. Ayaklarıma kara sular indi. Gezmediğim sokak kalmadı. Çalmadığım kapı kalmadı. Sokağa gezmene gerek yok. Git karakola en başvur. Müge Anlı'ya başvursaydın. Senin adresi... Bak 5 dakikada buldu. Yaşıyor. Nasıl adresi, 5 dakikada buldu. Adresi Kurtköy Pendik'te. Tamam Müge Anlı. Onların gözüküyormuş. Bak çok o azıcık gidiyor. Hayır artık yeni okul sisteminde nereye çıkarsa oraya çıkıyor. Şöyle yapıyorsun okulda. Onları bile bilmiyor ki. Onları bile bilmiyor ki. Yani okul sisteminde devlet nereye verirse yani hani artık herkesin mahallesinin yani. Başında okulu yok oraları geç. Şimdi sen hakime gittin ne diyeceksin? Ben 6 sene sana hakim demeyecek mi? 6 yıl önce niye gelmediniz hanımefendi dese ne cevap vereceksin? Bulamadım kendim arayıp bulmak istedim. Ne diyecek biliyor musun gayrimüşlüğü? Diyecek ki o zaman niye gelmedin diyecek sana. Evet işte bulamadım derim ne yapayım? He? Bulamadım. E şimdi nasıl buldun diyecek? Yok benim. Müge Anlı'ya gittim. E 6 sene önce de vardı Müge Anlı derdi. Müge Anlı yıllardır var, yıllardır. Ya işte yıllardır. O zaman televizyona çıkma cesaretim yoktu. Şimdi şimdi nasıl geldi? Ya evladım ne konusu evladım. Seyhan Hanımcığım ben polis değilim, jandarma değilim. Hiçbir şey değilim. Beş yıldır ben 5 dakikada buldum hanımefendileri ya. 5 yıldır. Sen bu çocuğun annesisin diye bir nüfus cüzdanın var mı şu anda? Cüzdanı alacağım. Alacaksın. Niye almadın diye kadar? Hayır şimdi bunlar ortaya çıktı ya. Cüzdanı yok. Çocuğun babasını biliyor musun acaba kimden? Hakim diyecek ki sen önce annesi olduğunu kaçırmışlar bir göster bakalım. Kimin adının babası çocuğu bile belli ya. Babası bile belli. Kaçırdılar. Kimden yaptı? Babası nerede bu çocuğu ne çıkacak ortaya? Kaçırdılar ben gidip hakime ne diyeceğim? Hakim bey böyle böyle durum diyeceğim. Önce bak senin şimdi kaç tane dava açman lazım? Önce DNA testiyle bu çocuğun annesi olduğunu ispat edip nüfus cüzdanını çıkaracaksın anne olarak. Ondan sonra bu beyefendiden ve hanımefendiden talepte bulunabileceksin. Tamam. Yani hemen şimdi gidip de onlar da senden daha şu anda ellerinde gerekçe var. Müge Hanım mesleğini bir araştırır mısınız? Lütfen Allah aşkına. Şimdi bu arkadaşlar ama bak bir avukata dinlesene. Çocukla olan hukuki bağı senden daha sağlam. Daha elle tutulur, gözle görülür vaziyette. Sen şu anda şuradaki hanımlardan farkın yok o çocuk üzerinde. O çocuk üzerinde. Diğer hanımefendilerden farkın yok. Hakkın da yok. Hakkın yok. Ya bir fark olmayınca hakkın da yok. Hak sahibi değilsin yani. Peki ben size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani bu bizim çocuklarımızın yani dünyaya getirdiğimiz çocuklara bakmakla yükümlü değil miyiz biz anne gayet baba olarak? Gayet tabii yükümlüyüz. Peki bu yükümlülük anayasal hak değil mi çocuklar adına? Anayasal, çocuklar lehine. Anne baba adına çocukların üzerinde ne kadar anayasal hak varsa çocukların da bakıma muhtaç durumdan kurtuluncaya kadar ana babanın bakma mecburiyeti var. Yani bir yükümlülüğümüz var. Gayet tabii var. Peki şimdi çocuğunu alıp da hiç tanımadığın insanlara bıraktığın zaman Seyhan Hanım anayasayı da ihlal etmiş olmuyor mu? Yani tabii çocuğunu bak, yani şey. Zaten onun için diyorum çocuğu olduğunu ispat edecek durumda değil. Yani sen çocuğunu ispat ettiğin zaman sözde. Tamam mı sana da diyecek ki karşı taraf ya da devlet, kamudur bu yani anayasadan evet, bahsediyoruz. Evet. Sana da savcı diyecek ki hanım sen niye bakmakla yükümlü olduğun çocuğu gittin de bunlara verdin de kendin bakmadın? Ne? 6 senedir göremiyorum derim. Bu aradım kendimi buldum. 5 senedir değil ama 5 sene niye bakmadın beş diyecek. 5 sene niye bakmadın? Çocuk hatırlamaz mı? Seni getirip konuşturacaklar. 5 sene niye bakmadın? Yapılarlar.
Bir ama kere onlar sana, onlar demiyorlar ki Seyhan'ın çocuğu değildir demiyorlar zaten. Seni sen şey yok. Tamam sen de onu İsa diyor ki. Diyor, kızım da biliyor. Tamam peki babası yapacak nerede şey bu yok. Çocuğu? Babası trafik kazası geçirdi öldü dedi bana. Bana söylenen bu. Öldü mü? Çünkü babasının kim olduğunu. Belki kim o, ben ona da bakayım. Allah sen söyle. Evlidir o adam. Adı ne babasını? Babasının adı Ali, soyadını hatırlamıyorum. Vah hatırlamıyorum. Hatırlamadığın adamdan çocuk yapıyorsun. 11 sene geçti. Ben bir sürü rahatsızlık geçirdim bunların yüzünden. Annem yatalak ona bakıyorum. Ama ben nereden bulayım Ali'yi şimdi? Şimdi sarı çizmeli Ali. Allah razı olsun, mesleğini bir araştırın. Poliste var mesleği. Ne iş yapıyormuş kadın kendisi? Bir araştırın, siz bulursunuz.